Kilomuza dikkat etmemiz Tabii. lazım. Hmm. Bir, şu kaslar çok önemli. Tedavisinde zaten efeksersizler var. Bal, evet, şu yukarıdaki Evet, özellikle evet. şu kuadriseps dediğimiz, dört Aha. başlı kas dediğimiz kas çok önemli. Bunun sağlam olması lazım. Bunun sağlam olduğu zaman dizdeki yükün bir miktarını alıyor zaten. Hmm. Eğer bu zayıflarsa dizdeki ağrı artıyor. Dizdeki ağrıdan dolayı mesela hastalar... Yatarken tedavide de konuşuruz ama bir yastık koyup daha rahat hissettikleri <laughs> şey için öyle oluyor. Ve bu buradaki zayıflığı daha da arttırıyor. Hareket, yani, hareket edeceğiz yani dolayı. Hareket edeceğiz ama ben çok ağır spor yapan hastalarda görüyorum. Onlarda da ayrı harabiyetler, kıkırdak harabiyetler oluyor. Çok ağır ve Spor harabiyet. doğrudan yapmıyor. Ama spor yaralanmaları... Hmm. ileride kıkırdağa arabiyetinin kireçlenmenin önemli bir e, nedeni oluyor. Onu o şekilde söyleyeyim. Bir de yanlış spor yanlış. olmasın. Tabii. Yani eğer hasta Çok e, o atlet spor yapıyorlar. ağrı hissetmesine rağmen işte devam yaşam et, tarzı, devam meslek dolayısıyla vesaire yapmak durumundaysa ve yapıyorsa ağrıya, ağrıyla inatlaşıyorsa yani e, bu ileride kendisine kireçlenme olarak geri dönüyor. Hocam etkisi var mı kireçlenmeye? Pozitif, Pozitif anlamda var. Evet. Eklemleri Eklemleri ısıtmak evet. ee, Tabii aynı zamanda kaplıca bize Su egzersizleri de veriyoruz çünkü tamam. Yüzlüyoruz kaslar evet. açısından O sırada bacaklarını hareket etmeleri Hı. Ve suyun sıcak etkisi Kaplıcalardan pozitif etkileyebilir Ama genellikle bu hastalığın 50 yaşından sonra olduğunu düşünelim. 60-70 yaşlarında. Eğer hastanın kalp hastalığı, tansiyonu, başka olayları varsa, çok aşırı kiloluysa kayma, düşme Hepsine biraz evvel bahsettiniz. Hmm. Onları bir gözden geçirip o şekilde izin vermek lazım. Yoksa hurra kaplıca diye bir şey yok. Anladım. Peki evet. benim bir sorum var. Yürüyüş iyi gelir mi bu romantizmal hastalıkları dizlere? Tabii. Yani egzersiz dedim, egzersiz anlamında önemli, yürüyüş önemli. Yürüyüş de mi? önemli bir egzersiz. Özellikle düz yollarda hmm. Osteoartritli veya kireçlenmeli hastalar, dizlerinde kireçlenme varsa merdiven çıkarken, merdiven inerken ağrıyı daha fazla hissederler. Evet. Hmm. Düz yolda ama bu ağrı en minimumdur ve ağrıları yoksa yürümeye devam etsinler. Ba başlangıçta inerken mi hissederler? Hastaların ilk şikayetleri, hastalar bize. Ben merdiven çıkamıyorum. Merdivende inerken ağrım oluyor diye hmm. gelirler. Veya yokuşta da aynı şekilde. Hmm. Çünkü o zaman diz kapağı da işin içine Zorlanıyor. Gidiyor. Diz kapağı ilk kreşlenen yer. Kıkırdağı zaten az. O başlıyor sürtmeye kapak sürtmesi. Ve bu... Bizim yukarıya doğru çıkarken en önemli şeylerden bir tanesi, olaylardan bir tanesi bu patella dediğimiz Hı. diz kapağı. Hocam orada cerrahi, evet şurada gözüküyor. değil mi? Anton'un Anton var. Evet. Evet. Peki buraya cerrahi müdahale olabiliyor mu hocam başında? Ee, baştan değil. Kesin bir cerrahi tedavisi var. O da eklemi protez ameliyatı, Hı. değiştirmek. Hı. Ortopedistler yapıyor bunu. Ee, yaşam kalitesini yükseltiyor. Hmm. Bu osteoartrit veya da kireçlenme dediğimiz ölümcül bir hastalık değil. Sadece hastanın yaşam kalitesini düşürüyor. Biraz evvel e, söyledim. Hadi gel bir alışverişe gidelim veya da Fatma Hanım gel bana gelemem çok Düşümden ağrım var diyor. Evet. Demin, ee, onun gidiyormuş. gibi yaşam evet. kalitesini etkiliyor. Bir o yaşam kalitesi gerçekten düştüyse ve bir de hastanın biraz evvel söylediğimiz gibi hem gece hem gündüz Hı. yani istirahatte de ağrısı varsa şeye gelmiştir. E, kireç de, cerrahi C tedavi Hı. zamanı gelmiştir. Ama biz bunu her zaman söyleriz. Filmle vesaireyle senin eklem yani cerrahin geldi değil hasta karar verecek. Evet, kalça, hastanın kararı da. Kalça protezi de aynı kalça şekilde. Kalça için aynı şekilde, diz içinde aynı şekilde. Çok konforu artıran bir şey. Evet.